Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Kardelen, tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. 2018'de sınava girdim, 30 bin yaptım, mezuna kaldım. 2019'da 9 bin yaptım ve şu an Mersin tıp fakültesinde okuyorum. Bugün kanalımızda daha farklı bir konsept çekeceğiz. Benim Instagram'da FON18 adında bir blog hesabım var. Oradan da beni hala takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Ders çalışmalarımı falan paylaşıyorum kendimce. Bir blog hesabı. Ben iPad Air 3 kullanıyorum yaklaşık 6 aydır ve bugün de kardeşim iPad 8. nesil aldık ve onun kutu açılımını yapıp hem de iPad 8. nesil Air'i kendimce kıyaslayıp tablet mi almalıyız yoksa laptop mu almalıyız kıyası yapacağım. Çünkü bana Instagram'da çok fazla soru geliyor ve şu an online eğitimler olduğumuz için hepimiz bir hani arayıştayız hangisini almalıyım diye. Şimdi birazdan kutu açılımı gelecek, ondan sonra da küçük sohbet edeceğiz kafanızdaki soru işaretleri için. Umarım keyifli bir video olur. Başlıyoruz. Biz dayanamadık. Geldiğinde açtık. Bu şekilde geliyor. Biz tabii jelatinini falan çıkarttık. Şimdi çıkart kutuyu. Bu şekilde amatörce video çekeceğiz. YouTube'a ilk defa kutu açılımı yapıyorum. Kapat. iPad 8. nesilde 32 GB ve 128 GB var. 64 GB maalesef yoktu. Biz 32 çok az gelir, uzun ömürlü olsun diye 128 almayı tercih ettik. Ama eğer 32 bana yeter derseniz 32 de alabilirsiniz bence. Dediğim gibi biz daha uzun ömürlü 10 yıl falan bari kullanalım tarzında düşündüğümüz için 128 GB aldık. Biz Apple'dan aldık ama Apple dışında PT diye bir yer varmış. Biz aldıktan sonra öğrendik. Orada daha ucuzmuş mesela. Ama biz Apple'dan alınca isim de yazdıralım dedik. Apple ismi ücretsiz bir şekilde yazıyor. Bu şekilde Apple'dan aldık. Apple'ın en kötü yönü bence çok gerçekten çok bekliyorsunuz. Biz yaklaşık bir ay bekledik. Ama başka bir siteden aldığınız zaman 2 haftada elinize geliyor. Ama Apple'da maalesef bir ay bekliyorsunuz. Ben Air'de de bir ay beklemiştim. 8. nesilde de bir ay bekledik. Zaten hani kendi de söylüyor hani bu tarihlerde teslim olacak diyor. Ve o tarihlerde gerçekten direkt dediği tarihlerde geliyor. 8. nesilin Air'den en önemli ayıran en güzel özelliği bence 8. nesilin şarj aleti Air'e göre daha güçlüymüş. Hatta bir telefonu hani çok hızlı bir şekilde 15-20 dakikada bile şarj ediyormuş. Hani böyle duyumlar aldım. Bakalım deneyeceğiz. Gerçekten 15 dakikada %100 şarj yapıyor mu? Yani çok güçlü bir şarj aletiymiş. Air'in şarj aletine göre bile daha güçlüymüş. Bu çok hoşumuza gitti ama bakalım abartı mı? Bir göreceğiz. Benimki de iPad Air 3, 64 GB aldım ben. En düşük 64'tü diye hatırlıyorum. 32 yok iPad Air 3'te. Ben yaklaşık 6 ay önce eğitim kampanyasından aldım. Benim aldığım zaman iPad Air 3 ve AirPods hediye, iPad Air 3'ün yanında AirPods hediyeydi. Ve 4000 TL'ye geldi. Biz mesela şu an 5 ay sonra kardeşimiz 8. nesil 128 GB'ını 4000 TL'ye aldık. Maalesef Apple'da her ay zam geliyor. Yani resmen Air fiyatına 8. nesil aldık. Bu şekilde. Çok üzücü gerçekten Air fiyatına 8. nesil almış olmamız. Şu an Air'ler çok daha fazla. 5000 6000'e kadar var gerçekten. Boyutunu kıyaslayacak olursak aslında aynı gibi. Yani 8. nesil çok az küçük. Fark edemeyecek kadar bence. Boyutu da bu şekilde merak edenler için. Gerçekten yok denecek kadar. Eni daha mı büyük 8. nesilin? Sanki öyle duruyor. Eni daha büyük duruyor. Ama eşittir. Peki ben neden laptop yerine iPad tercih ettim? Ben tıp öğrencisiyim ve artık gerçekten bizde not çıkartmak çok 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 para tutuyor. Hani bir komitede 100-200 lira cebinden çıkmış oluyor. Ve notlar çok karışık oluyor. Renkli kalemler çok kullanman gerekiyor. Hani gerçekten çok masraf oluyor. Yani iPad'le hem ders dinleyebiliyorsun. Yani laptopun yaptığı özelliklerini yapıyor. Hem de onun yanına kendiniz notları PDF olarak indirip dokümanlarını çıkartıp bu şekilde kendinize notlar alabiliyorsunuz. İlk başlarda tabii ki de zor oluyor alışmak. Neticede bir kağıt değil. İlk defa böyle bir şeye yazıyorsun. Ama ondan sonra alıştıktan sonra gerçekten çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Taramalardan hocanın notlarına kadar kendin de direkt bir A4 kağıt çıkartıp yazabiliyorsun. Hani kağıtsız, kalemsiz sadece iPad'de her işini halledebiliyorsun. Birden fazla renkli kalemin olmasına gerek olmuyor. Çünkü yani kalem tüm renkleri sağlıyor. Kalın, ince her şeyi sağlıyor. Bu nasıl uygulaması? Ben bunu 75 TL'ye almıştım. Yine ücretsiz uygulamalara da bakabilirsiniz. Hani ben bunu yapabilirim diyorsanız illa tıp öğrencisi olmanıza da gerek yok. Veya diş öğrencisi. YKS öğrencileri de PDF'leri indirip kendileri test çözebiliyorlar bu şekilde. Gerçekten yapabilene büyük kolaylık sağlıyor diyebilirim. Mesela bunlar da kendi çıkarttığım notlar. Bu şekilde A4 kağıdına yazar gibi kendim not yazıyorum. İlk başlarda çok zorlanmıştım yazarken ama ondan sonra çok kolay bir şekilde yazabiliyorsunuz. Yani yazınızın güzel olmasına falan önem vermenize gerek yok. Dümdüz
müsvedde kağıt gibi bu şekilde oluyor. Benim bir diğer en beğendiğim özellik de şu. Mesela ders açtınız, dersin yanına not tutmak istiyorsunuz. İkisini yan yana yapabiliyorsunuz. Yani başka bir cihaza gerek kalmıyor. Bu çok güzel bir özellikti. Ben bunu çok geç keşfetmiştim ama harika bir şey. Yani gerçi en çok bunu beğenmiştim iPad'de. Yani yazmak istiyorsanız bir kaleme ihtiyacınız oluyor. En iyi kalem Apple'ın kendi kalemi ama alternatif kalemler de var daha uyguna. Ben 700 TL almıştım kendi zamanında. Şu an tabii biraz daha arttı. Apple'ın kalemini 5 dakikaya şarj edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. 5 dakikada şarj oluyor hemen. Tekrar kendimi gösterdim. Daha iyi anlayayım diye hani göstermeli bir şekilde çekmek istedim. Yani anlatacağım şeyler aslında bu kadar ama yine kafanızda soru işareti varsa yorumlara yazabilirsiniz. Toplayacak olursam hani tablet mi yoksa laptop mu tamamen kişinin kendi isteklerine göre değişiyor. Sen bir cihazdan ne bekliyorsun? İlk başta kendine bu soruyu sorup cevabını verdikten sonra tablet mi iPad mi diye düşünmelisin. Ben daha çok not tutmaya odaklı olduğum için ve bu yüzden almak istediğim için ve hani ders de dinleyebiliyordum. Laptopun yaptığı özellikleri de yapıyordu. Artı eksi not oluyordu benim için ve not çıkartmaktan kurtulmuş olacaktım. Ve bu yüzden iPad tercih ettim. Bunu cevaplayacağım soru ise Air mı 8'in nesil mi almalıyız? Ya ben ilk başta iPad almak istediğim zaman 8'in nesil alacaktım. Hem daha uygundu. Hem 128 alırım. Bana yeter. Neticede hani not tutmaktan falan başka bir şey yapmayacağım. Ben hani çizim yapmıyorum. O kadar ağır şeyler indirmeyeceğim falan filan diye düşünmüştüm. Ondan sonra eğitim kampanyası olduğunu gördüm. Hani Air 8'in nesil 3000'di. Air 4000'di. Hani dedim 4000 alayım. AirPods almış olurum. Hediye gelmiş olur falan. Daha karlı olur diye düşünüp Air almıştım ama hani sırf eğitim kampanyası var diye Air 3 almıştım. Yani o zamanki aklım yine 8'in nesil alırdı. Şu anda da kardeşime hani 8'in nesil aldık. O yüzden şu an Air'lerin fiyatı çok çok pahalı. 6000'e kadar var hani hafızası yüksek almak istiyorsanız. Bence gerek yok bu kadara. Pro'ya zaten bence hiç gerek yok. Hani tabii bu kişinin kendisine isteklerine göre de değişir. Hani bazı insanlara Pro da gerekli oluyor. Kullanan arkadaşlarım da var benim. Ama daha makul bir şey alacağım. Ben hani not tutacağım, ders dinleyeceğim. Bu kadar. Benim için bunlar yeterli diyorsanız Netflix de izliyor. Bunlar bana, benim için yeterli diyorsanız yani 8'in nesil alabilirsiniz. Düz, temiz. 4000 lira bile bence şu an çok ama yapacak bir şey yok. Hani günümüz şartlarında ekonomi böyleyken bu kadar oluyor. Eğer almayı düşünüyorsanız daha fazla beklemeyin falan dermiş. Yukarı kaydırarak falan. Şaka yapıyorum. Yukarı kaydırma falan. Keşke Apple bana sponsor olsa da keşke bana bedava verseydin. Zor. Ama yabancılara sponsor oluyormuş. Gördüm ben Instagram'da bir yabancıya Apple yollamış. Ve kızın her şeyi var. MacBook var. iPhone'u var. iPad'i var. Üstüne ekstra kendi bir tane daha yollamış. Çarpı 2. Harika bir şey. Neyse buraları kesmeyeceğim. Kalsın. Samimi oluyor. Umarım aklınızdaki tüm soru işaretleri gitmiştir. Bizimki birinci nesil olması lazım ama emin değilim. İkinci nesil de olabilir. Sadece şunu biliyorum. Bu kalem iPad Pro'ya olmuyor. Hani iPad Pro ile iPad Air'in kalemleri farklı ama 8. nesil oluyor. Ama bu kalem iPad Pro'ya kullanamıyorsun. Gerçekten Apple harcatmak için her şeyi yapıyor. Mesela iPad Pro alsan bu kalemi kullanamayacaksın. Bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Aklınızda yine soru işareti varsa aşağı yazabilirsiniz. Biz son kez Apple'ın sitesinden aldık ama PT diye bir yer var. Biz o zaman emin değildik hani güzel gelir mi falan diye. Daha ucuzdu çünkü. Ama arkadaşlarım MacBook falan aldı. Gayet güzel, sıkıntı yok. PT'den de daha uygunu alabilirsiniz diyeyim. Ama siz yine de araştırın. Hani arkadaşlarım aldı güzel geldi ama ben Weber almak istemem. Doğru araştırın. Apple'ın en kötü özelliği bir pahalı. İki çok uzun süre geliyor. Ama hani Apple'dan aldığın zaman da eminsin hani bu %100 Apple malı. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak bana diye gönül rahatlığıyla alıyorsunuz. O anlamda güzel. Çünkü o kadar para veriyorsunuz. Hani en iyisi olmasını istersiniz. Bir sıkıntı çıkmamasını, garantisi olmasını istersiniz. Hani Apple o konuda çok iyi oluyor yani. Umarım yararlı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Ders videosu atacağım. 2-3 güne gelecek söz veriyorum.